Günlerden bir gün Sultan Mahmut kılık kıyafetini değiştirip dolaşmaya başlamış. Dolaşırken bir kahvehaneye girmiş oturmuş. Herkes bir şeyler istiyormuş. Tıkandı baba çay getir, tıkandı baba oralet getir. Bu durum Sultan Mahmut'un dikkatini çekmiş. Hele baba anlat bakalım, nedir bu tıkandı baba meselesi? Uzun mesele evlat, demiş tıkandı baba. Anlat baba anlat, merak ettim deyip çekmiş sandalyeyi Sultan Mahmut. Tıkandı baba da peki deyip anlatmaya başlamış. Bir gece rüyamda birçok insan gördüm ve her birinin bir çeşmesi vardı ve hepsi de akıyordu. Benimki de akıyordu ama az akıyordu. Benimki de onlarınki kadar aksın diye içimden geçirdim. Bir çomak aldım ve oluğu açmaya çalıştım. Ben uğraşırken çomak kırıldı ve akan su damlamaya başladı. Bu sefer içimden onlarınki kadar akmasa da olur, yeter ki eskisi kadar aksın dedim ve uğraşırken oluk tamamen tıkandı ve hiç akmamaya başladı. Ben yine açmak için uğraşırken Cebrail göründü ve ''Tıkandı baba, tıkandı, uğraşma artık.'' dedi. O gün bugün adım Tıkandı Baba'ya çıktı ve hangi işe elimi attıysam olmadı. Şimdi de burada çaycılık yapıp geçinmeye çalışıyoruz. Tıkandı Baba'nın anlattıkları Sultan Mahmut'un dikkatini çekmiş. Çayını içtikten sonra dışarı çıkmış ve adamlarına ''Her gün bu adama bir tepsi baklava getireceksiniz. Her dilimin altına bir altın koyacaksınız ve bir ay boyunca buna devam edeceksiniz.'' demiş. Sultan Mahmut'un adamları ''Peki.'' demişler ve ertesi akşam bir tepsi baklavayı getirmişler. Tıkandı Baba'ya baklavaları vermişler. Tıkandı Baba baklavayı almış, bakmış baklava nefis. ''Uzun zamandır tatlı da yiyememiştik, şöyle ağız tadıyla bir güzel yiyelim.'' diye içinden geçirmiş. Baklava tepsisini almış, evin yolunu tutmuş. Yolda giderken ''Ben en iyisi bu baklavayı satayım, evin ihtiyaçlarını gidereyim.'' demiş ve işlek bir yol kenarına geçip başlamış bağırmaya. ''Taze baklava, güzel baklava.'' Bu esnada oradan geçen bir esnaf baklavaları beğenmiş. Üç aşağı beş yukarı anlaşmışlar ve Tıkandı Baba baklavayı satıp elde ettiği para ile evin ihtiyaçlarının bir kısmını karşılamış. Esnaf baklavayı alıp evine gitmiş. Bir dilim baklava almış, yerken ağzına bir şey gelmiş. Bakmış ki altın. Şaşırmış. Diğer dilim, diğer dilim derken bir bakmış her dilimin altında altın. Ertesi akşam aynı esnaf acaba yine gelir mi diye aynı yere geçip başlamış beklemeye. Sultanın adamları ertesi akşam yine bir tepsi baklava getirmişler. Tıkandı Baba yine baklavayı satıp evin diğer ihtiyaçlarını karşılamak için aynı yere gitmiş. Esnaf hiçbir şey olmamış gibi ''Baba baklavan güzeldi, biraz indirim yaparsan her akşam senden alırım.'' demiş. Tıkandı Baba da ''Peki.'' demiş ve anlaşmışlar. Tıkandı Baba'ya her akşam baklavalar gelmiş ve o esnaf da her akşam Tıkandı Baba'dan baklavaları satın almış. Aradan bir ay geçince Sultan Mahmut ''Bizim Tıkandı Baba'ya bir bakalım.'' deyip Tıkandı Baba'nın yanına gitmiş. Bu sefer padişah kıyafetleriyle içeriye girmiş. Girmiş girmesine ama ''Bir de ne görsün, bizim Tıkandı Baba eskisi gibi darmadağın.'' Sultan ''Tıkandı Baba sana baklavalar gelmedi mi?'' demiş. ''Geldi sultanım.'' ''Peki ne yaptın sen o kadar baklavayı?'' ''Efendim satıp evin ihtiyaçlarını giderdim, sağ olasınız, duacınızım.'' Sultan şöyle bir tebessüm etmiş. ''Anlaşıldı Tıkandı Baba, anlaşıldı. Hadi benle gel.'' deyip almış ve devletin hazine odasına götürmüş. ''Baba, şuradan küreyi al ve hazinenin içine daldır. Küreğine ne kadar gelirse hepsi senindir.'' demiş. Tıkandı Baba o heyecanla küreyi tersten hazinenin içine bir daldırıp çıkarmış ama bir tane altın küreğin ucunda düştüğü düşecek. Sultan şöyle konuşmuş. ''Baba, senin buradan da nasibin yok. Sen bizim şu askerlerle beraber git, onlar sana ne yapacağını anlatırlar.'' demiş ve askerlerden birini çağırmış. ''Alın bu adamı Üsküdar'ın en güzel yerine götürün ve bir tane taş beğensin. O taşı ne kadar uzağa atarsa o mesafe arasını ona verin.'' demiş. Padişahın adamları ''Peki.'' deyip adamı alıp Üsküdar'a götürmüşler. ''Baba hele şuradan bir taş beğen bakalım.'' demişler. ''Baba niçin?'' demiş. ''Askerler hele sen bir beğen bakalım.'' demişler. Baba şu yamuk bu küçük derken kocaman bir kayayı beğenip almış eline. ''Ne olacak şimdi?'' demiş. ''Baba sen bu taşı atacaksın. Ne kadar uzağa giderse o mesafe arasını padişahımız sana bağışladı.'' demişler. Adam taşı kaldırmış tam atacakken taş elinden kayıp başına düşmüş. Adamcağız oracıkta ölmüş. Askerler bu durumu padişaha haber vermişler. İşte o zaman Sultan Mahmut o meşhur sözünü söylemiş. ''Vermeyince mabut ne eylesin Sultan Mahmut?''